Evet 5-6 Mayıs Hıdrelez bereketi şeyin baharın simgesi oldu artık bereketinde. Ramazan'la birlikte de aynı zamanda denk geldi. Geçen yıl da böyle olmuştu. Siz de ısrarla her yıl <laughs> Hıdrelez'i kutluyorsunuz. Evet ısrarlıyım. Evet sizin için anlamı ne? Hıdrelez dediğimizde biz neyi bilmek zorundayız. Bunu altını çizerek soruyorum. Tamam. Şimdi önce hoş geldiniz. Teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz için. E ben bunu artık büyük bir festival halinde düşünüyorum. Kafam oraya öyle çalışıyor. Sağ olsun işte bu çünkü UNESCO korunmaya alınmış bir gelenek bu. UNESCO tarafından. Bu benim işimi kolaylaştırdı. sebebi de ben bunu zaten yapıyorum 30 yıldır. Arkadaşlarımla, dostlarımla büyüdü. Çalıştığım mekanlarda, şarkı söylediğim mekanlarda, restoranlarda ben 30 yıldır. Bu yıl artık 31 yıl falan oldu. Ve ben bunu daha nasıl büyütebilirim? Büyütebilirim. Ama bu son kapanmayla umudumuzu iyice, yani daha doğrusu şöyle, umudumuzu kaybediyorduk ki ama gene de bir hani olur mu, olmaz mı diye bir hazırlığa başlamadık İstanbul'a göre yani böyle de kendime göre e, derken tamamen kapanma olunca İnci Razaki'ye dedim ki İnci ne yapacağız ben bunu yapacağım yani yoksa ben gidip şimdi şu an Gümüşlük'te evimde oturuyor olacaktım. Dedim ki ama ben tutamayacağım kendimi yapacağım. Suzan Hanım yaparız İnci baksana da eziyet yok yaparız Suzan Hanım deyip keselerimizi sağ olsun Silvester vardır Lalov Bulgaristan'da arkadaşım çok eski buradan giden bir arkadaşımız o bana bileklikleri martişkaları gönderdi bir günde gönderdi mucize bir adam sirkleri var orada şovlar yapıyor çok acayip zaten onunla yapacaktık şeydeki Sofya'daki büyük hidralezi derken keselerimizi hazırladık her şeyimizi biz inciyle gece gündüz yemin ederim sana çünkü normalde çok malzememiz var ama biz yetiştiremeyiz ve kargolar ve bilmem neler imkansız dedik ki yapalım ama hiç olmazsa yani 10 kişiye ulaşsam kendimi iyi hissedeceğim ama şu an 2000'in üzerinde dağıtabildik keselerimizi bunu da kolaylık olsun benim set arkadaşlarım ünlü oyuncular şarkıcılar onlar da destek oldular hep birlikte kendi ekiplerine dağıttılar biz belli noktalara gönderdik ve Hıdrelez'imiz oluyor, çok şükür. Online bir konser, biletleri alabiliyorlar yine online. E, fiziksel e, satış yapamadılar, online olacak. Özel odalar alıyorlar, tek başına tek kişilik biletler de alıyorlar, çok cüzi fiyata. E, bu konseri e, canlı olarak, çünkü geçen sene e, Hıdrelez'i yaparken herkes konser bekledi ama öyle bir olanak yoktu. Ben başka yerde, orkestra başka yerde. Şimdi izinlerimizi aldık. Ee, ve e, mekanda bize e, o mekan mekanını verdi, çekim kayıtlarını yapacak ve canlı olarak bir saat 10'da 11 buçuğa kadar konserimizi yapacağız. Ve insanlara ulaşabildiklerimiz keselerini orada benim anlattıklarımı yapacaklar. E, ulaşamayanlar da çünkü bunları şimdi nerede bu pandemide çıkıp bulacak edecek? Ben kendi YouTube kanalımda ve kendi Instagram hesabımda bunları anlatıyorum. Buradan da söylüyorum. Instagram hesabımı takip edin. Ben orada anlatıyorum. Hiç olmazsa evinizde yapabileceğiz. Çünkü artık evdeyiz. Yani evinizde yapabileceğiniz mümkün olduğunca kolaylaştırdım sizin için bunu. Ama bu ritüeller yapılsın. Çünkü bunlara sebep ben değilim. Ben aracıyım. Siz Allah'la aranızda ee, dualarınızı edeceksiniz. Bir de üstüne katlı katlı Ramazan'la birlikte ben söyleyeceğim, siz yapacaksınız, dualarınızı edeceksiniz, siz kendi dininizce, kendi dilinizce bildiğiniz dualarınızı edip e, siz Allah'tan isteyeceksiniz, O da size verecek. Bu çok enteresan bir enerji. Bunun aslında e, dinimizde de var çünkü aslında dinle hiçbir alakası olmayan insanların bahar kutlamalarını ve her şöyle diyeyim sana her dinden bir şey var burada aslında ve insanların kendi kendi isteklerinin olması için onlar kendileri yaratıyorlar bu enerjileri. Bunlar sadece araç ve bir sebep. E, ayacakları birkaç dakika ve yarım saat 15 dakika onların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak. Konser üstüne üstlük güzel bir keyif olacak, eğlenecekler o sırada. E, çünkü özelliği şu. Çok eskilerde bilirsiniz, e, nenelerinizden duymuşsunuzdur, yaşlılarınızdan, büyüklerinizden. E, Hızırla İlyas'ın buluştukları gece 5 Mayıs'la 6 Mayıs arası ve onlar Dünyaya bereket salmak için geliyorlar bu dünyaya bir günlüğüne ve o gün eskiden ambarlarını açarlarmış, çuvallarının ağızlarını açarmış insanlar, bereket olsun diyor. Bir tavsiyem de o gün sakın çok iş güç yapmayın, çivi bile çakmayın, gerek yok, günü kendinize ayırın, muhakkak hamur işi bir şey yapın, hani diyeti ya da yasağı olan Kendince bir siyes buğday unundan yapar bir şey yapar ama muhakkak bir hamurlu bir yiyecek olsun mayalı bir şey bunlar bereket hep söyleyeceğim şeyler mesela ben bu keseleri hiçbir şey olmadı bir kuyumcudan aldınız ya da bir iki kurdeleyi birleştirin gene kendinize kese yapın kolaylaştırın böyle bir e, gönderdiğim kitlerin içindeki bunların içine şunu koyamadık mesela muhakkak e, bir kırmızı yumurta. ...ısırgan otu, yere değmemiş su... ...bunları bu keselere koyamazdım... ...ben mümkün olduğu kadar... E, ...çünkü ateş, ateş bulma imkanınız yok... ...ama o kesenin içinde bir mumunuz var... ...üstünden atlayın... ...önemli olan niyet... E, ...sağlık bilekliği... ...bu bileğinize bağlayacaksa en az 7 gün duracak... E, ...ama ben bütün yıl takarım çıkarmam... Ya ...sanki bu çıkarsa ölecekmişim gibi zannediyorum... ...tuhaf böyle kendimce inanışlarım var... Ee, ve e, bu kesenizi içine bunu koyduk. içine şey koydum. Bütün bu ritüelleri anlattığım e, bir kitapçık gibi bir şey var içinde. Hani böyle destan açarlarmış eskiden saraylarda. <laughs> Burada böyle içinde bütün ritüelleri hiç eksiltmeden yapabileceğiniz bir kitapçık var içinde. Bu kesenin içine de paranızı koyuyorsunuz. Gül dalına asıyorsunuz. Isırgan otuyla tabanlarınıza vuruyorsunuz böyle üç kere hızlı hızlı çünkü o ısırgan otu böyle bir ısırır ya o ısırmasını e, o ne için biliyor musunuz her şeyiniz hızlı olsun süratli olsun ısırgan otu bulamazsanız maydanozla yapın niyetiniz olsun ama tam ısırgan zamanıdır şimdi her şeyin bir zamanı var yağmur suyu dikkat edin Mayıs'ta ki ve e, ni, e, Nisan'da ve Mayıs 12 ve 15 arası yağan yağmur. E, internette girin bakın dünyanın en sağlıklı yağmurudur. Şimdi muhakkak yağacak. Bakın yarın o bir gün, ayın 5'ine kadar o 6'sı Hıdrelez arasında muhakkak yağmur yağar. O da bir bereket yağmuru. O yağmur suyundan şimdi şu iki gün içinde birazcık bir lokmacık bile toplasanız bir yerde pencere önüne bir tabak koyup oradan bile alsanız onu değerlendirin. E, bir temizlik bir e, şöyle anlatayım size, size saça cilde dünyanın en iyi yağmurudur o. Ee, sağlık bilekliği dediğim gibi yumurta kırmızı yumurta kırmızı yumurtayı da nasıl yapacaksınız evinizde soğan kaynatın soğan yaprakları şey e, kabuklarını bir küçük tencereye koyun siz evde kaç kişisiniz bilmiyorum yoksa ama şu an zaten pandemi herkesin evinde bir yumurta vardır herhalde bir yumurta koyun iki tane neyse kaynatın onu onu yanaklarınızı süreceksiniz güzellik için hepsinin bir sebebi var hepsini o kitapçıda okuyacaksınız ben de zaten yayınlayacağım her şeyi e bunları tabii ki şu an e, yani şöyle bir şey. Usta bir şeyi eksik söyler. Ben de şu an bir şeyleri eksik söyleyeceğim size. Beni takip edin diye en azından ve tabii ki devamında size her şeyi anlatacağım. Ama bereket bir gelenek. Ben inanıyorum ki insanların böyle kendilerine ayırdıkları bir yarım saatlik süre e, onların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak. Ben şey hissediyorum. Yani bu hidrolizi yaptığım zaman bunu yaptıkları insanlara iyi bir şey yapıyormuşum duygusundayım. Bu iyi bir şey yapmak ee, hani bir bereket dağıtmak benim elimden bu geliyor, başkası gelmiyor, başka nasıl ulaşabilirim ki insanlara? Ben de nasıl böyle... yayılmış o bu zamana kadar? Yani insanlar hep biz bunu yapıyoruz bereket oluyor şöyle. Evet oluyor, böyle ama oluyor, yüz yıllardır, binlerce yıldır var çünkü mesela Bulgarlar martiçka yaparlar diyelim ki böyle. İşte Hristiyanlar yumurta bu hafta biliyorsun e, paskalyaları var. İşte e, 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 efendime söyleyeyim ateş başka bir şey. Ateşten arınmak, ateş hayatımıza gül, gül. Dinimizde en önemli şey biliyorsun gül. Ama gülün de bir bir şey var yani neden gül yani? E, efendim mesela ısırgan otu neden? Sonra e, salıncak var mesela. Herkes evinde salıncak kuramayacak. E, ama bunun içinde evdeki sandalyeni kullanabilirsin. O bir mutluluk. E, efendime söyleyeyim kese bu keseni cebinde cüzdanında taşıyacaksın çünkü o bereket bak cüzdanında taşı bir gün parasız kalmaz o cüzdanın ben bunu bu kadar niye emin gibi söylüyorum tövbe yarabbim insanlar diyecek ki büyücü müsün nesin öyle değil yaşadım bildiğim dedelerimden nenelerimden bütün dünyada var bu ben bunu ben bunu çok fena dağıtacağım yayacağım yani hani niyetim öyle küçük küçük kalmak değil ben öldükten sonra da artık kızımı devam ettirir birilerimi devam ettirir incimi devam ettirir bilmiyoruz yani ama bu gelenek e, ve bir de tabii ki işte dediğim gibi UNESCO bunu korumaya aldığına göre o kadar adam bunu niye korumaya alıyor yani bunun bir bir sebebi var bir insanlara bir mutluluk verdiği bir yarım saat ya yani bana Birleşmiş Milletler teşekkür mektubu gönderdi. Dediler ki pandemide insanlara mutluluk verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz diyorlar. Yani bunu adamlar korumaya almışlar ama benim gibi yapan yok. Benim kadar ilgi gösteren yok. Ben bunu festival haline getirmezsem gözüm açık gider yani. Bunların hepsini ayrı ayrı mı yapabiliyoruz yoksa hepsinin bir arada mı olması? Hepsi bir arada. O gün yapılacak yani. O gün yapılacak. Sabahında da kendini iyi hissedeceksin ya.